Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, AK Partili bürokratlar birden çok yerden, hatta dolar üzerinden maaş, prim, ikramiye, huzur hakkı, kar payı almaya, zenginleşmeye devam ediyor. Örnek, AK Partili Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan. Aynı zamanda Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın yönetim kurulu üyesi. Bakan yardımcılığı aylık maaşı 85.401 lira. Bankadan aldığı aylık huzur hakkı 18.796 dolar. Güncel kurla 528.000 lira. İşte burada da belgesi mevcut. Kuveyt Türk Katılım Bankası'nın genel kurul toplantı tutanağı. Toplam aylık geliri 613 bin lira. Yani 53 asgari ücrete denk geliyor. Aynı zamanda AK Partili Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu. Genel müdürlük maaşı 53.628 lira. Bankadan yönetim kurulu üyesi olarak aldığı aylık huzur hakkı tutarı Türk lirası olarak 528 bin lira. Aylık toplam geliri 581 bin lira. 51 asgari ücrete denk geliyor. Şimdi gelelim Türk Telekom'a. Türk Telekom'da 4 tane ulaştırma altyapı bakan yardımcısının 4'ü de görev almış durumda. Ömer Fatih Sayan yönetim kurulu başkanı, aynı zamanda Ulaştırma Altyapı Bakan Yardımcısı. Enver İskurt Bakan Yardımcısı, Türk Telekom yönetim kurulu üyesi. Osman Boyraz, TT Mobil'in yönetim kurulu başkan vekili ve Dursun Ünüvar, TT Mobil'in yönetim kurulu başkanı. Şimdi bununla bitiyor mu? Bununla da bitmiyor. Şimdi size bir soru. Türk Telekom'un bir alt şirketi olan TT.net'in internet şirketinin yönetim kurulu başkanı kim? Kim? Şahap Kavcıoğlu, BDDK başkanı. BDDK başkanının bir internet şirketinin yönetim kurulunda ne işi var? İşte liyakatsizlik budur ve sonuçlarını da ülke olarak aynı anda fakirleşerek hep birlikte yaşıyoruz. Değerli milletvekilleri, vatandaşlarımız ekonomik krizin altında ezilirken, gençlerimiz işsiz kalırken, esnafımız kepenk kapatırken, emekliler 5.000 liraya muhtaç edilirken, AK Partili bürokratlar zenginleşmeye, lüks ve şatafat içinde yaşamaya devam ediyor. Saygılar sunuyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Adıyaman Milletvekili Sayın Resul Kurt. Buyurun sayın. Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri, Gazi Meclisimizi, aziz vatandaşlarımızı ve Gazze'de büyük bir katliama maruz kalan Filistinli kardeşlerimizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi içerisinde kadınların, masum çocukların, masum sivillerin olduğu hastaneleri, camileri, kiliseleri en ağır şekilde bombalamak, tabiri caizse insanlığın en temel değerlerinden yoksun olduğunun son örneğidir. Gazze'de yaşanan, tarihte benzer olmayan bu vahşeti durdurmak için tüm dünyanın harekete geçmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum. 631 sayılı kanun hükmünde kararnameyle yapılan düzenlemeye göre memurlar ve diğer kamu görevlilerinden kurum ve kuruluşların yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu, danışma kurulu üyelikleri ve komisyon, heyet, komite ile benzeri organlarda görev alanlara kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın sadece biri için ücret ödenir.
Özellikle AK Parti döneminde 2011 yılında yapılan düzenlemeyle daha önceden birden çok yönetim kurulu üyeliğinden ücret alma imkanı varken AK Parti buna son vermiştir. Kamu görevlerine ödenecek huzur ücretinin miktarı da 2393 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenen üst sınırı aşamaz. Aynı şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi sizlerin de yönettiği bütün belediyelerde genel sekreterler, genel sekreter yardımcıları, daire başkanları, bilimum ilçe başkanları yönetim kurulu üyeliklerine atanmış ve buradan 2, 3, 5 yerden maaş alıyorlar, öyle mi? Evet, İBB şirketlerinde yönetim kurulu üye sayısı 2019 yılında 359 kişiyken Ekrem İmamoğlu'nun İBB başkanı olduğundan bu yana 471'e yükseldi. Size 359 yönetim kurulu üyeliği yetmiyordu da ne elinize geçti? 112 kişiyi daha yönetim kurulu üyeliği olarak atadınız. Neyi sağladınız? Dolayısıyla öncelikle Yüce Meclisimizi, Gazi Meclisimizi saygıyla selamlayarak sözlerimi sona erdiriyorum. Öneriyi Bülent Çimdir. Bülent Bey'in şeyini açın. Sayın Başkanım, Sayın Başkanım, Sayın Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Sayın Başkan, bir dakika arkadaşım. Sayın Başkanım, bir dakika Bülent Bey, bir dakika. İsmail Bey, İsmail Bey. Neydi şimdi? Sayın Resul Bey, Resul Bey, ifade ettiniz. Sayın Buyurun. Başkanım, şahittir, kendisi de söylediklerine inanmıyor ama Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, elbette Saadet Partisi biz bunu gündeme getirirken bütün kamu görevlilerinin araştırılmasını istedik. Dolayısıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'ndeki arkadaşlarımızın Cumhuriyet Halk Partisi ya da başka belediyeler tarafından yönetilen belediyelerde de bu kötü emsal öneriyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmemiştir. İyi Parti grubunun iş tüzüğün 19. maddesine göre verilmiş bir önerisi vardır. Okutup işleme alacağım ve oylarınızı sunacağım. Buyurun. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na Danışma Kurulu 24.10.2023 Salı günü toplanamadığından grubumuzun aşağıdaki önerisinin iç tüzüğünde 19. maddesi gereğince genel kurulun onayına sunulmasını saygılarımla arz ederim. Erhan Usta Samsun Milletvekili Grup Başkan Vekili. Öneri: Tekirdağ Milletvekili Selcal Taşçı Hamşıoğlu ve 20 milletvekili tarafından Türkiye'de depreme dayanıksız okulların durumlarının incelenmesi, yıkılan okulların yerine